Minecraft'ın bildiğimiz 3 boyutu var. Normal dünya, Nether ve End. Peki daha önce hiç Freak World adında bir boyut duymuş muydunuz? Ya da bu boyutun içinde yaşayan 6 kola ve 2 kafaya sahip Steve'e benzer tanımlanamayan bir varlığın bulunduğunu biliyor muydunuz? Bugüne kadar birçok Minecraft efsanesini inceledik. Devalex, Can't Sleep, Villar, hepsini bir kenara bırakın. Gördüğüm en garip ve en gizemli Minecraft yaratığı. That Thing. Bugün bu gizemli efsaneyi inceliyoruz. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Ama videoya geçmeden önce sizlerden yine ufak ricalarım var. Videoya like bırakmayı ve hızlı bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Amacımız 300 bin abone olmak ve çok az kaldı artık. O yüzden yapmanız gereken sadece iki şey var. Kanalıma abone olmak ve videoya bir like bırakmak. Ve ayrıca unutmayın, abone olduğunuz zaman isminiz ekranda çıkıyor. That Thing efsanesinin çıkış yılı 2017. İnternete yüklenen rastgele videolarda bu yaratığı pek çok kez görebilirsiniz. Yaklaşık bir yıl boyunca bu gizemli yaratığın hangi seed'de, hangi sürümde veyahut da nerede bulabileceğimizin bir kanıtı yoktu. Bu efsane insanların fazlaca dikkatini çekmişti çünkü gerçekten çok garip bir görünümü var. Boyu normal bir Minecraft karakterinden daha uzun. Birçok kola sahip ve kollarını asla kapamıyor. İlk gördüğüm zaman şoka uğramıştım. 2018 yılında bu gizemin ilk somut kanıtlarını bizlerle paylaşan kişi The Master of All 75 adlı kullanıcı. Şu anda erişim sağlayamadığımız mc.forland.com adlı internet sitesinden That Thing ile alakalı birçok rapora ulaşmış ve bu raporları internette herkesle paylaşan efsanevi bir gizem avcısı kendisi. The Master of All 75'in That Thing raporlarını aldığı internet sitesi olan mc4land.com'a neden erişemediğimiz benim fazlaca kafamı karıştırıyor. Bu siteye giriş yapmaya çalıştığınızda erişim engellendi. Sağladığınız kimlik bilgilerini kullanarak bu dizini veya sayfayı görüntülemek için izniniz yok hatasını alıyorsunuz. Bu sitenin erişime kapalı olmasının teorilere göre iki sebebi var. Birinci sebep çok basit, direkt sitenin tutmaması ve kapanması. İkinci sebep ise Minecraft'ın oyunculardan sakladığı Freak World adında bir boyut ve içinde yaşayan That Thing adlı gizemli yaratığı insanlara kanıtlarıyla sunulması ve Mojang'ın burayı kapatması. Bu siteyle alakalı teorilerinizi yorumlara bekliyorum ve ayrıca Discord kanalımıza gelerek de benimle beraber teori yapabilirsiniz. Açıklamadaki linkten Discord'a gelmeyi unutmayın. Şimdi ise en zevkli kısma geldik. Bu yasaklanan sitenin içindeki That Thing raporlarına bakacağız. Videoyu kısacık bölüyorum ve sizlere bir kanal tanıtmak istiyorum. Xrante. Kendisi Minecraft'ta PvP içerikleri üretiyor. Eğer ilginizi çekerse şu anda çıkan kartlardaki bağlantıya tıklayarak abone olmayı mutlaka unutmayın. Ayrıca sizler de kanalınızın reklamını yaptırmak için katıl butonuna tıklayıp Barolo kanal sahibi üyelik alabilirsiniz. Videoya devam edelim. KodoTZ isimli anonim kullanıcı raporun ilk sayfasında şunları yazmış. That Thing varlığı ile birçok kez karşılaştım. O zararsız bir yapay zeka. Onu görmeniz için normal bir dünyada 1000 gün geçirmeniz gerek. Bunu yaptıktan sonra Minecraft'ın bilinmeyen bir boyutuna erişebiliyorsunuz. Adı ise Freak World. Bu Freak World adındaki boyuta girebilmek tamamen şans işi. Bir Minecraft dünyasında 1000 gün boyunca oynayarak oraya erişemiyorsunuz. Olasılıklara bağlı olarak karşınıza 2x2'lik bir portal çıkıyor. Eğer bu portalı görürseniz ve içine girerseniz Freak World'e erişmiş oluyorsunuz. Burası normal dünyadan farksız. Her şey olması gerektiği gibi. That Thing ile karşılaşmak için bu boyuta girdikten sonra bulmanız gereken biyom ise Dark Forest. Bu raporda That Thing ile alakalı bilgi veren farklı kullanıcılar da var. Jojo Games YT adlı kullanıcı ise şunları söylemiş. Freak World'e erişmek için 1000 gün oynamaya ya da portaldan geçmeye ihtiyaç yok. 1.12 sürümünde 23-23 adlı seed ile bir dünya oluşturursanız That Thing'i görebilirsiniz. Jennifer 45'te bunların üzerine şunu eklemiş. Bu Minecraft varlığı göründüğü gibi değil. Benimle iletişim kurmaya çalışıyor. Kendini bana fark ettirmek istiyor. Onun yardıma ihtiyacı var. Ona sakın saldırmayın. Eğer saldırırsanız bir daha Minecraft oynayamayabilirsiniz. Yani bu kapatılan sitenin içindeki That Thing raporlarında birçok kullanıcı farklı farklı şeyler söylemiş. Kimisi 1000 gün bekledikten sonra bir portalın oluşacağını ve portala girerseniz Freak World'e ulaşıp That Thing'i görebileceğinizi söylüyor. Kimisi 1.12 sürümünde 23-23 CD ile oyuna girerseniz That Thing'i görebileceğimizi söylüyor. Ama dikkatinizi çekerim. Herkesin tek bir ortak noktası var. Freak World. Amacımız kesinlikle bu boyuta girmek olmalı. Başka bir kullanıcı olan Byfinder rapora bir fotoğraf ekleyerek şunları yazmış. Bu varlıkla tanışmam hasar alan küreğimi tamir etmek istememle başladı. Küreklerimi birleştirmek isterken envanterimin sağ altında gördüğüm şey That Thing'in kolları ve ayaklarıydı. Sizce ben Freak World'de miyim? Dünyamın günü 1456. That Thing öyle bir varlık ki bırakın sadece karşınıza çıkmayı, envanterinizde bile belirebiliyor. Adeta bir virüs gibi. Bu yazılanlar bir kenara, raporda gördüğüm en ilginç yorum The Man Play 1 adlı kullanıcıya ait.
Freak World bir boyut değildir. Burası bir dünya. Erişmek için sadece 2323 adlı seed'e girmeniz yetmez. Deadting yaratığı ile çokça kez karşılaştım. Onu görmek istiyorsanız sıradan bir Minecraft oyuncusu olmamalısınız. Eğer korkusuz biriyseniz 1.12 sürümünde 2323 adlı seed ile dünya oluşturun. Bunları yaptıktan sonra oyundan çıkın ve dünya klasörünün içine VMBeta başlıklı bir not defteri yaratın. İçine ise Freak 345 yazın. Eğer bunları yaparsanız Deadting'e bir mesaj yollamış olacaksınız. Korkmayın. O zararsız. Eğer onu görürseniz yanına gitmeye çalışmayın. Onu uzaktan istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Raporlardaki son yorum ise The Man Play 1'in yazdığı şey olmuş ve site ondan sonra kapatılmış. Şimdi ise The Man Play 1 adlı kullanıcının bize söylediği şeylerin aynısını yapacağım ve bakalım gerçekten de Deadting'i görecek miyiz? Minecraft 1.12 sürümüne girişimi sağladım ve şu anda ana menüdeyim. The Man Play 1 adlı kullanıcı ne diyordu dostlarım? Bu sürümde bir dünya oluşturmamız gerekiyor. Ve bu oluşturacağımız dünyanın seed'i ise 2323 olacak. Bu arada raporun tamamını okudum. Aslında Deadting'in gözüktüğü spesifik bir sürüm yok. 2018 yılına kadar çıkmış bütün sürümlerde Deadting'i görebilirsiniz. O yüzden yani 1.10'da da deneyebilirsiniz. 1.9'da, 1.8'de hepsinde deneyebilirsiniz. Seed bölümüne 2323 yazıyorum. Done diyorum ve dünyamı direktman, hatta ismini de gelin 2323 yapalım karışmasın. Çünkü birazdan oyun dosyalarına gideceğiz ve bu dünya klasörünün içine bir tane mod defteri yaratacağız. Dünyamız oluştu. Her şey gayet normal gözüküyor. Şu anda Bladin ağaçlarının olduğu biyomdayım. Biliyorsunuz ki raporda şunu yazmışlardı. Deadting'i görmek istiyorsak Dark Forest biyomuna gitmemiz gerekiyor. Bu mantar ağaçlarının olduğu, malikanenin olduğu biyom var ya, oraya gitmemiz gerekiyormuş. Neyse şimdi dünyadan çıkmam gerekiyor ve Minecraft'ın oyun dosyalarına gidelim. Şu anda Minecraft dünyalarının saklandığı Saves klasöründeyim. The Man Play 1 bize diyordu ki oluşturduğun dünyanın içine gir ve bu klasörün içine WMBT adlı bir not defteri oluştur. Oluşturuyorum. WMBT. Oluşturdum. Ve bu not defterinin içine ise yazmamız gereken şey Freak 345. Yazıp direktman kaydediyorum. Şu anda biz Deadting'e resmen bir mesaj yolladık. Onu bildiğimizi, onu tanıdığımızı ve onu görmek istediğimizi duyurduk. Dünyaya tekrar gireceğim ve Dark Forest biyomu arayacağım. Dünyaya tekrardan girdim. Dark Forest biyomunu nerede bulabilirim inanın bilmiyorum. Arayacağım, normal bir Minecraft oynayacağım. Bu arada bir şey fark ettim. Bakın oduna kırdığımda odundan kırılma sesi gelmiyor. Daha dakika bir gol bir gizem saçmalıklar başladı abi. Bu arada Deadting benim için hani en garip efsanelerden bir tanesi. Hatta en garibi diyebilirim. Çok çok farklı, çok garip bir tipi var. Yani öyle bir şeyi ben oyunda görebileceğimize inanmıyorum dostlarım. Ve garip olan da şu, bakın normalde Deadting'i göremiyorsunuz. Freak World adında farklı bir boyuta gitmeniz gerekiyor. Biz şimdi bir şey yaptık yani not defterine girdik, Freak 345 falan yazdık. Lan ne oldu? Şu an her şeyden korkuyorum, bir dakika. Harbi her şeyden korkuyorum. Biz not defterine Freak 345 yazdık ve aslında Freak World'e gittik. Yani olayı bu. Bunu yaparak Freak World'e direkt gidebiliyorsunuz. Normalde bir gün beklememiz gerekecekti. İşte ondan sonra bir portal açılması gerekecekti söylenene göre. Ve o portalın içine girmemiz gerekecekti. Biz bunların hepsini atlayarak direkt Freak World'e eriştik. Bunu bu arada... Ooo zombiymiş, çok korktum. Zombi lan ne oluyor, burada zombiler var, bir dakika. Lan zombilerden bile korkur oldum dostlarım gerçekten. Oha mesa biyomu. Lan 1.12'de mesa biyomu var mıydı? Dark Forest. Denilen her şeyi yaptım. 2023 seyidindeyim. Not defter. Bakın raporlarda... Bu ne oğlum, bu ne, bu ne, bu ne, bu ne, bir şey diyeceğim, bu ne abi, bu ne? Böyle bir şey Minecraft'ta olamaz abi, imkansız. Deadting raporlarında, mj.forlan.com'da yazılan Deadting raporlarında bu olay da vardı. Ben bunu yalan falandır diye koymadım videoya, başta anlatmadım size. Diyordu ki 3 tane Nether bloğunu görebilirsiniz üst üste, bunu görürseniz falan filan Deadting çıkabilir falan diyordu bazı kullanıcılar. Ben bunu hiç videoya ekleme gereği bile duymadım, yani gerçekçi bulmadım çünkü. Ama gerçekten de şu anda gördünüz, 2023 yılında dünya oluşturduk, denen şeyleri yaptık ve gördüğümüz şeye bakın. Bakın direkt Dark Forest'ta gördük bunu sadece. Deadting'i görebileceğime hala da inanmıyorum ama bu Nether olayının nasıl olduğunu bilmiyorum. Belki de not defterine bir şey yazarak bunu harbiden de sağlamış olduk. Bu arada şu an akşam da oluyor, hızlı olmam lazım. Ekstradan Peaceful'da falan da değilim. Alex'te mesela Peaceful'dayız. O yüzden hızlı bir şekilde Deadting'i aramaya koyacağım dostlarım.
kayıtlara bakıp geliyorum. Dostlarım gerçekten Dead Thing'i gördük. Dead Thing'i harbiden gördük. O Dead Thing'den başka hiçbir şey değildi bakın. Gerçekten de Dead Thing'ti. Oradaki o iki tane kolu vardı ve gerçekten Dead Thing'e aşırı benziyordu. İster inanın ister inanmayın dostlarım. Az önce Dead Thing'i gördük. Az önce çok korktum. Dur. Çok korktum. Dur. Yine oradaydı. O dostlarım gerçekten böyle bir şey var üstüm yırtacağım. Abi nasıl olabiliyor? Nasıl oluyor? Ya yukarı iyice bir yukarı çıkacağım. İyice ağaçların üstüne falan çıkmak istiyorum. Belki oradan daha net görürüz. Lan gerçekten doğruymuş oğlum. Harbiden doğruymuş lan. Ben hiç inanmamıştım. Hatta bu videoyu çekip çekmemek arasında çok fazla kaldım. Abi nasıl ki bak hani mantıksal bir açıklaması yok bunun arkadaşlar. Demek ki Minecraft'ta gerçekten de böyle bir şey varmış yani. Orada. Nerede? Orada.